Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bugün Uluslar Ligi'nde milli takımla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere en son kime karşı galip gelmiştik? İzlanda'ya karşı 3-1 galip gelmiştik. İlk maçımızda Hollanda'ya karşı 1-1 berabere kalmıştık. Ve toplam 4 puanla kendimizi 5. sırada yer bulduk. Bir sonraki rakibimiz Galler, yani Bale diyebiliriz. Gol krallığına baktığımızda Burak Yılmaz'ı 2. sırada görüyoruz. 2 maç 2 gol. Lafı uzatmayalım arkadaşlar. Direkt maça başlayalım. Tamam, benim işime gelir. Bale oyuna nedenini bilmiyorum ama Bale oynamıyor. Fark etmez. Ramsey var. Biraz dikkatli olmamız lazım. Bu rakip de zor gerçekten. Oyna diyelim ve bir sonraki karşılaşmaya başlayalım. Galler Türkiye mücadelesi başlamak üzere. Haydi millilerimiz, haydi bizim çocuklar. İnşallah bu karşılaşmadan da galip geliriz. Neydi bizim motomuz? Bizim kilit anahtarlarımız neydi? Sakin ve sabırlı oynamak. Rakip abi bu seçkin modda, yani seçkin zorluk seviyesine özel bir şey mi yoksa rekabetçi moduna özel mi bilmiyorum ama rakip çok fazla topla hareket ediyor. İnsanın siniri bozuluyor gerçekten. Ben yani belki de o hareketleri yapamadığım içindir. Ama benim gerçekten sinirim bozuluyor yani. Lan ona değil ya. Abi pozisyonun içine etti ya. Haydi gol olsun. İstediğim yere oynamadı ama o top bir şekilde pozisyon oluşturdu. Şimdi sağ kanattan gelmeye çalışıyorlar diyeceğim ama gelmiyorlar da. Sürekli sağ sola oynayıp duruyorlar hızlı hızlı. Topa sahip olma oranı acaba kaç şu an? Yemin ederim merak ettim, bakacağım. %78 abi. Vallahi şaşırmadım, çok normal. Çünkü sürekli böyle kendi aralarında hareketler çekip paslaşıyorlar. Dalsam dert, dalmasam dert. Dalınca hani boş alan buldukları için biz sıkıntıya giriyoruz. Topu aldık şimdi. Hızlı çıkabilir miyiz? Oynayamadım. Ben çok faullü oynuyorum normalde. Yani topun önüne falan kayıyorum ama şimdi tutturamam ve durduk yere kırmızı kart falan görürüz diye onları da çok kullanmıyorum. Hadi, hadi, hadi. Vurana, vurana. Kale, aha, gol. 1-0 öndeyiz. Vallahi top çıktı sandım. Top çıktı sandım, o yüzden bir an üzüldüydüm. 1-0 öndeyiz Galler karşısında. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı paslaşmaları. İşte burada kalecinin müdahalesi yetersiz. Top ağlara gidiyor. 1-0 öne geçiyoruz. Bir an o golün coşkusunu ben yaşayamadım, top dışarıya çıktı sandığım için. Faul yapma, faul yapma, sakın sakın, ceza sahası içine girdi demin. Abi, abi sakın 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 sakın. İyi, güzel bak. Faul yapmadığımız sürece en azından bir ihtimal var. Wilson'ın şutunu Uğurcan Çakır böyle çıkarıyor. Şimdi orta, topu uzaklaştırmamız lazım. Ramsey oynadı şimdi. Offside olması lazım. Offside yok. Devam dedi hoca. Ben de böyle hareketler çekeyim. Yapabilsem. Güzel girdik araya. Şimdi atak yönünü değiştirdim. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu. Sakin, sakin beyler. Haydi. Yusuf, Yusuf. Biraz ağır kaldı. Neden oldu bilmiyorum ama biraz ağır kaldı. Yakın direğe koşu. Bir kafa gelmedi. Şimdi sakin. Yusuf Yazıcı'nın önüne. Geri oyna. Çok iyi pozisyon. Cengiz Ünder. Pasımı oynamak istedim orada, biraz geç kalınca. Şut bari çekeyim dedim. Daha doğrusu pozisyon hızlı gelişince bir an pas veremedim orada. İlk yarı sonucu 1-0 galip geldik. İnşallah ikinci yarıda bu skoru koruyabiliriz ve farkı da biraz olsun açabiliriz. Sakın sakın sakın. Sakın. Aynen, çok iyi. Hızlı çıkabilir miyiz? Şimdi pasımı oynadım. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ilerliyor. Kale, sert bir şut. Kaleci Ward. Kaleci topu kornere çeliyor. Zor bir pozisyondu aslında. Açıyı yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştık. Son anlarda toparlamaya başladık. Fakat şut da iyi olmasına rağmen kaleci
Kornere çeldi. Şimdi bir kafa kaleci. Bir gol daha bulsak biraz olsun rahatlayacağız. Ah be, vallahi iyi gidiyor sandım ha. Faul yaptım hoca. Hoca faul yaptı. Uzun oynayabilir. Aynen, uzun oynadı. Şimdi Robson, Kanu, Ramsey pasını oynadı. Spikerlik yapma Oktay. Aldık topu. Hadi hadi hadi. Cengiz Ünder'in önüne bıraktım. Cengiz kaybetme topu, ne olur kaybetme. Pasımı oynuyorum hızlı hızlı. Burak Yılmaz. Şimdi tekrar Burak. Burak vurdu kaleci. 90'a vurmak istedim fakat gücü yetersiz kaldı galiba. İstediğim gibi şutu çekemedim. Güzel pas. Hakan. Hakan'la şut çekmek istedim. Rakip engel oldu. Geldiğimiz zaman etkili geliyoruz. En azından bunlar gibi böyle topla 35 gün oynamıyoruz. Oynayamayacağını anladığından geri oyna abicim. Sakın sakın. Offside'da bıraktım, bir an oynayamadı. Güzel bir atak geliştirdiler. Şimdi dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Aman aman faul yapma sakın. Melih Demiral. Geçit verme abi. Geçit verme. Faul yapacağım. Zor tutuyorum kendimi. Zor tutuyorum kendimi. Evet, taç atışını biz kullanacağız fakat birkaç oyuncu değiştirelim şöyle. Mesela kimi alalım? İrfan Can Kahveci'yi alıyorum ve forvete de Enes Ünal'ı alıyorum. Of, defansımız önemli ya. Defans kalsın. Şöyle yapalım abi. Ozan Kabak girsin oyuna. Aynen, defansı da biraz sağlam almaya çalışalım. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Haydi bizim çocuklar. Taç atışını kullanıyoruz ve karşılaşmaya tekrardan başlıyoruz. Dakika 74 şu anda. İnşallah biraz yakına gelin. Haydi pas. Haydi Meri. Haydi Meri. Ve gol, 2-0. 2-0 öne geçiyoruz. Galler karşısında Merih Demiral atıyor golü. Hem defansta hem forvette Merih Demiral. İşte burada Merih Demiral'ı gördüm. Bomboş pozisyondaydı. Önüne bıraktım. Şutunu çekti. Topu ağlara gönderdi. 2-0 öne geçiyoruz. Güzel oldu bu. En azından son dakikalara biraz olsun rahat gireriz. Uf, alabilseydim. Üçüncü gol geliyordu. Sakın 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 sakın. Sakın sakın, sakin. Pasımızı oynadık. İlerle abi. İlerle, pasımı oynadım. Çok iyi. Hadi be İrfan. Hadi be İrfan Can. İrfan Can. 3-0 öne geçiyoruz. Skoru 3-0 yaptık. Orada İrfan Can'ı gördük. Harika bir pas oynadık. O da bu pozisyonu çok iyi değerlendirdi. 3-0 öndeyiz Galler karşısında. İşte burada tam köşeye çok güzel bir şut. Bir de bu açıdan bakalım. Evet, 3-0 öndeyiz. Dakika 85. Artık karşılaşma bitmek üzere. İnşallah 3-0'lık temiz bir skorla galip geleceğiz. Tabi yapabilirsek 4 de yapabiliriz son dakikalarda, neden olmasın. Sakin sakin, gol yemeyelim abi. Temiz olsun. Çok iyi, çok iyi. Hızlı çıkabilir miyiz 4 için? Hadi hızlı çıkalım. Hadi hızlı çıkalım. Olmadı, olmadı, olmadı. Artık karşılaşma bitmek üzere. Taç atışını kullanıyor ve karşılaşma sona eriyor. 3-0 galip geliyoruz. Üst üste ikinci galibiyetimizi alıyoruz. İnşallah ligde ikinci sıralara falan, hatta belki liderliğe yükselmişizdir. 8 şut atıyoruz kaleye. 8 de kaleyi buluyor. %100'lük bir şut isabeti var. Bakalım ligde ne durumdayız? 3. sıraya kadar yükselmişiz. Liderle aynı puandayız. Bu çok iyi ya. Bu çok iyi haber. Gerçekten bu çok iyi haber. Bir sonraki karşılaşmamız İspanya'ya karşı. İspanya 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik almış. Aynı bizim gibi. Onlar da bizim gibi 2 gol yemişler fakat 3 maçta 4 gol atabilmişler. Biz ise 7 gol atabilmişiz. O yüzden üst sıralardayız. Averajımız 5. Şöyle kadroyu bir daha bakalım. Her şey yolunda, tamam. İspanya mücadelesine başlayalım bakalım.
Her ne kadar eski İspanyol kadrosu kadar güçlü olmasa da çok iyi bir ilk 11'leri var. Hadi bakalım karşılaşmaya başlayalım. Ve Türkiye-İspanya mücadelesi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlıyor. Başarılar bizim çocuklar. Sakin ve sabırlı. Ben biraz sabırsız olduğum için bunu hep kendime hatırlatıyorum. Sakin ve sabırlı oynayacağız abi. Aslında çok sabırlıyım ama aynı zamanda da çok sabırsızım konusuna bağlı. Aldık bu topu, alırız onu, aldık onu. Yusuf! Ah be! Kaleci kornere çeliyor. Çok iyi pozisyondu. De Gea topu kornere çeldi. İşte bu güzel pozisyon maalesef heva alıyor. Yakın direğe koş dedim tekrar. Hadi bakalım. Orta iyi. Kafa! Kafa maalesef umduğumuz gibi değil. Kaleci vuruşuyla karşılaşma tekrar hareketlilik kazanıyor. Rodrigo sağ kanada oynadı Traore'ye. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. 1-0 mağlup durumdayız. Orada adım boş bırakmışız. Daha sonra da yetişemedik. Hiçbir oyuncumuz yetişemedi. Ki zaten o da zaten çok öndeydi yani. İşte adama Traore bacak arasından atmış bir de ya. Maçın henüz başında 1-0 geriye düştük. Moralleri bozmak yok. Biz Türkiye'yiz. Biz bu maçı alabiliriz. Biraz konsantre oldum mu? İnşallah olur bu iş. Bekle abi. Sakin ve sabırlı oynuyoruz. Merih Demiral. Pasımı oynadım şimdi. Hızlı toplarla. Yusuf. Ah be. Ah be. Bir dahaki sefer direkt bir şut çekeyim. Ne yapayım acaba? Çok güzel pozisyondu. Traore'yi boş bırakmayın. Allah'ım ya Rabbim. Bir pozisyon daha verdik. Uğurcan. Son anda müdahale ediyor Uğurcan. İşte burada Uğurcan'ın müdahalesiyle ikinci golü kalemizde şimdilik görmedik. İnşallah da görmeyiz. Dikkat dikkat. Of, top direkten dışarıya çıktı. Sergio Ramos. Hakan Çalhanoğlu'nun önüne bırakacaktım, vazgeçtim. Yusuf Yazıcı şimdi. Yusuf, ah be, olmadı. Adama Traore. Şimdi ileri oynadı Rodrigo'ya. Rodrigo'ya geçit vermeyelim ne olur. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat. Sakin. Aldık topu. Oyun ileriye. Şöyle pas hatası yapmadan güzel bir kontraya çıkabilir miyiz acaba? Haydi hızlı çıkalım. Offside, offside. Maalesef offside. Maalesef offside. Burak Yılmaz'a dışarı kaçmasını söyleyeceğim. Çünkü bazı pozisyonlarda çok dibimde duruyor. Benim pas oynamamı engelliyor yani biraz. Destek koşuları, kanatları açıl ve arkaya koşu yap. Tamam, böyle iyi. Şimdi Traore ile İspanya tekrar geliyor. Sakin. Sakin. Abi neden ya? Normal bir şekilde döndüm. Hemen topu ayağından kaybediyor ya. Ansu Fati. 2-0. İspanya öne geçiyor. Üzülmeme geldi değil ya. Gerçekten üzülmeme geldi değil. 2-0 mağlup durumdayız. Bu maçı buradan çevirebilir miyiz? Zor ama imkansız değil. Allah'ım ya. Hiçbir şey yapmadım. Topu durdu geri ayağından açtı. İnsan üzülüyor. Vallahi boş boşuna böyle saçma sapan pozisyonlar verince üzülüyor yani. Rodrigo. Çok iyi döndü. 3-0 oldu. Çok iyi döndü orada. Çok güzel bir gol attı maalesef. İlk yarı bitmeden 3 gol birden gördük kalemizde. Ne yapalım, biraz defansa top mu çevirelim, ne yapalım? Kötü oldu ya. Bu gerçekten çok kötü oldu. Şimdi Burak. Haydi Burak. Haydi Burak. 3-1. Umutlanıyoruz. Umutlanıyoruz. 3-1 yapıyoruz skoru. Sakin ve sabırlı oynayacağız. Biraz da kontrollü oynadım mı? İnşallah skoru bulacağız böyle yavaş yavaş. Buradan bir geri dönüş yapabilirsek gerçekten harika olur. Vallahi billahi harika olur. Aldık aldık aldık. Pasımı oynadım. Offside yok. Tertemiz pozisyon. Haydi Cengiz. Cengiz topu sakladım ama olmadı.
İlk yarı bitiyor. İlk yarı skoru Türkiye 1, İspanya 3. İkinci yarıya başlıyoruz. Sakin, sakin. Aman aman aman. Aldık topu. Hızlı çıkabilir miyiz? Şimdi Hakan'ın önüne bırakacağım. Eğer boşa çıkarsa Hakan. Adam bomboş. Adam bomboş. Al onu, al onu, al onu. Al onu. Yumrukladı ya. Şimdi Burak Yılmaz'da ver kaç yaptık. Burak Yılmaz'ı pozisyona sokmaya çalıştım, olmadı. Şimdi Ansu Fati. Hayır, hayır, hayır. Oha be, oha be. Oha be. Roket gibi on alan. Oha be. Füze yolladı ya. Resmen füze yolladı ya. Şuna bak. Elin saf lan, elin saf. Topu bir ayağında gördüm, bir ağlarda gördüm ha. Abi çok manyak oynuyorlar ya. Gerçekten acayip manyak oynuyorlar. Kalemizde 4 gol birden gördük bu maçta. Hızlı paslaşıyoruz. Abi pas oynayalı 3 gün oldu. 3 gün. Moralim bozuldu ya. Gerçekten moralim bozuldu ya. Tamam yenirlerim de yani. 4 nedir abi ya? 4 nedir ya? Sakın lan. 4'ü hazmedemezken bir de 5'i görmek istemem kalemde. Allah benim belam vermesin. Abi neden pozisyonların içine ediliyor? Ben onu anlamış değilim ya. Bir de bizim oyuncularımız mesela neden hızlı dönmüyor? Topu alıp dönüyorlar ya, ondan sonra böyle bir bekleme süreci oluyor resmen. Resmen bekliyorlar sonra. Yani çok ağırlar. Gerçekten çok ağırlar. İspanya'ya karşı yani. İspanya'ya kıyasla. Demek ki diğer takımlara karşı yeterliydi. Ki iki maçı kazanabildik mesela. Sakın. Sakın. Faul yapmadım. Bir dakikalık uzatma var. Bitsin artık şu kabus. Bitti. 4-1 mağlup olduk. İspanya darmadağın etti bizi. 9 şut çekmişler. Engel olamadık ya, engel olamadık. Kötü oynadık maalesef ve mağlup olduk. Şöyle of. Bir sonraki karşılaşma Portekiz'e karşı. Tabii bir gün sıra gelecek de elbet. Şöyle bir bakalım puan durumuna. Ben yine kendimi sağlayayım. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyetle toplam 7 puanla 6. sıradayız. İspanya kazanarak önümüze geçmiş. Bir sonraki karşılaşmalarımız Portekiz ve İsveç'e karşı. Yani Ronaldo ve İbrahimovic'e karşı oynayacağız. O 4-1'lik mağlubiyet almasaydık iyiydi de. Gerçekten moralim bozuldu. Her neyse. Bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca video hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bunları belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.